Sarsıntıdan bahsederken 660-720 kilometre bir fayın tek başına kırılması demek, 9.2'lere ulaşacak Richter ölçeğinin sonuna gelinecek bir deprem demek. Bu deprem 6 dakika kadar sürer. Of. Yani. burada 9.2 ile 9.5 arasında olmaya başladığında sınırlı bir süre oluşan rezonanstan, titreşimden dolayı yer 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 çekimi ortadan kalkar. Havada uçuşur her şey. Bu büyüklüğü anlatabilmek için söylüyorum bunu. Kıyamet. Zamanında olmuş zamanında. Evet hocam, yani aslında bu bir nevi kıyamet gibi bir şey. Orada yaşayanlar için öyle. Evet. Az önceki sorumu neden sordum? Çünkü hani Marmara'da beklenen bir deprem var ya, hep konuşulan. Büyükçekmece'de de tsunami etkisi yaratabilir diye konuşulmuştu. Bazı hocalar Büyükçekmece sahil şeridinin tsunami ile bir ilgisi olmadığını, tsunami yaşanmaya uygun değil gibi söylemişti. Bazı hocalar da olabilir demişti. Oradan aklıma geldi aslında Antalya mevzusunda. Bodrum'da olan depremi hatırlar mısınız? 5 sene önce orada da içeriye kadar sular girdi. İşte aynısı olur burada da. Başka hiçbir şey olmaz. Bizim Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen bölümünde büyük heyelanlar var. Hem Yenice'den, Tekirdağ'ın önünden, Ganoz Dağları'ndan Marmara Ereğlisi'ne kadar, hem de Marmara Ereğlisi'nden Kumburgaz açıklarına kadar, Büyükçekmece açıklarına kadar kayan bir alan var. Yani uçurum var orada denizin içerisinde. Bir anda deniz suyu, deniz tabanı 200 metre derinliklerden 1000 metrelere iniyor. Yani 800 metre bir uçurum var diye düşünün denizin altında ve bunu kütlesel olarak kaydığını düşünün. Evet, bu dalga yaratır ama o muazzam boyutlarda, hani kıyamet filmlerinde olduğu gibi bir şey değildir. Su baskını da üretir. Zamanında da üretmiş. 500 metre, 1 kilometre içeriye de girer ama çok büyük yıkıcılık buradan kaynaklanmaz. Ve yine ben üstüne basa basa söyleyeyim. Tek başına Marmara'nın Kuzey Anadolu fay hattında kırılıp da 7.6'ları şu anda oluşturacak bir fayı kalmadı. Şener Hoca'nın da bahsettiği gibi 30-35 kilometrelik bir fay var. Bunda da maksimum kırılma 6.5 şiddetinde olur. Ama Marmara'nın kendine ait kırılmasını bekleyen 14 tane depremi var. Ha karşı kıyı, ha burnunuzun dibi fark etmez. Evler çürükse zemin, kum, su gibi davranır. Onu da örneğini bir gün size beraber yaparız stüdyoda. Kumu azıcık, hem de nemli kumsa, ıslattığınız zaman çorba kıvamına gelir. Plazma gibi eriyip binaları içine alır. Yani biz çok 8 katlı binanın çatı katının asfaltla birleştiğini gördük Gölcük depreminde de, şeyde de. Evet. Yani bunlar maalesef teknik olarak böyle. Kesinlikle, yani Kahramanmaraş merkezli depremde de aynı şeyleri gördük. Yani yanındaki bina hiçbir şey olmadığında, hani bu taraftaki binanın tuzla buz olduğunu gördük. Demek ki bina öldürüyor insanları. Bir de şu var, yine düzeltelim. Bir Japon deprem uzmanı diye birileri çıkıyor televizyonda. Aynen şunu söyleyeceğim, kendisine de ona inananlara da. Kobe'de 6.5 şiddetinde deprem oldu, bina üzerinde kalmadı. Ama merkezde ve denizin 10 kilometre altında oldu. Japonya'da 9.2 olsun, 8.3 olsun ama 200 kilometre derinde, 150 kilometre derinde olursa güle oynaya hepimiz sallanır seyrederiz. Yüzeyde olan deprem geçenlerde oldu, yılbaşı gününün ertesi günü ve evler perişan oldu tek katlı oldukları halde. Orada kimse kimseyi kandırmasın. Bir de deprem rezonansı diye bir şey uyduruyorlar. Depreminiz küçükse tabii, yani yanal atım, binanız böyle bir kütle düşünün, 50 santim böyle gidecek, 50 santim böyle gidecekse rezonans şeylerini hemen yaptırın. Kahramanmaraş'taki gibi 10 metre sağa 10 metre sola gidecek olan binaya nasıl bir rezonans yapacaksınız bana da anlatın, ben de öğreneyim. Kimse kimseyi bunların üzerinden kandırıp yok Japonya'da çok tedbir alındı, yok rezonanslar binaları korur, bilmem ne yapar, bunlara da girmesinler. Tartışmak isteyen varsa da buyursun, sizin yanınızda istediği gibi matematiksel olarak çözümlerim. Ben elektronik yüksek mühendisiyim, elektromanyetik dalga teorisi uzmanıyım aynı zamanda. Takır takır metreleriyle, santimleriyle anlatır, öğretirim onlara da. Doğru hocam. Peki NASA geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Güneş patlaması yaşandı dedi. Biz bunu hissetmedik. Elektrik kesintileri olmadı değil mi hocam? Bizde olmadı, öbür tarafta çok oldu. Avustralya, Yeni Zelanda, bu İngiliz sömürgelerinin olduğu her yerde, Amerika'da çokça yaşandı.
Biz takibini almıştık. Ben hatta kendim bunun yayınını da yaptım. Dedim ki bizim 11 yıllık döngünün en büyük güneş lekesi geliyor. Hı hı. Güneş lekesi nedir? Güneş bir nükleer reaktördür biliyorsunuz. Oksijensiz yanma yapar. Bazen arabanız tekler ya, su kaçmıştır mazota benzine, pıt 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 bir şeyler yapar. Bunun gibi güneşin dışarıya kustuğu bir şey bu. Yüzeydeki ısı 5000 derecelerden 2000 derecelere, 2500 derecelere kadar düştüğünde bir güneş lekesi sistemi oluşuyor. Hı hı. Bu güneş lekesi sistemi patlar dedik. Bize gelene kadar X1.2, X2.1 ve en son X6.3 patladı. Ama koronal püskürme ve güneş rüzgarı üretmedi. Hı hı. İçeriye doğru çekti kendini. Bizden yönünü değiştirdi. Bu sefer tuttu, X9.4 patladı. Şimdi her zaman böyle olmayacağı kesin. Bunun tarihleri de var. Evet, güneşin bir kalkanı var ama güneşin dünyanın bir kalkanı var ama presesyon dediğimiz dünyanın kendi alanında da yatması sonucu, nasıl ki 12.700 yıl önce Nuh tufanı olduysa, aynı dönemin tarihi geldi. Her şeyin üst üste geldiği bu dönemde yine buna benzer büyük bir kıyametin, küresel çapta kıyametin yaşanması mümkün. Kıta hareketleri ve su hareketleriyle güneşin döngüsünde Tuğba Hanım, hı hı, son 18 aya girdik. Son 18 ay, yani tepe noktasına gelecek 7 Temmuz 2025 kritik bir tarih. Bu tarihe kadar ben 4 kere yoklama bekliyorum güneşten. Hazır mısın kardeşim diye sabah yoklaması alacak. Uyuyan var mı diye dürtecek. Güneş kendi arasında 5.9 ayda bir devinim yaşar. Hı hı. 11 yıllık döngünün de kendi arasında 6'şar aylık bir döngüleri vardır. Şimdi bunun tam Mart-Nisan ayı ortasında bir yere denk gelecek bir pik olacak. Bir tane antrenman yaşayacağız. Daha sonrasında bunun aynısı Temmuz'un sonu, Kasım'ın sonu, bu yılı bitireceğiz. Daha sonrasında ertesi sene yine Mart civarı ve ondan sonra Temmuz'da inşallah patlar. Patlarsa bir şeyler olur, sıkıntılar yaşanır, elektrikler de kesilir vesaire vesaire, artık onları defalarca anlattım. Ya patlamazsa ne olur biliyor musunuz? Ne bu olur? Sefer ikinci 11 yıllık döngüye doğru giderken güneş maksimumdan 4 yıl boyunca güneş minimuma gideriz. Amerika'nın da kendi kıtasında oynadığı kutup şeylerinin, vortexlerinin yerini değiştirmesi sebebiyle 4 sene neredeyse kutup soğuklarından kafamızı kaldıramayız Türkiye tarafında, kuzey yarımkürede. Bu sefer daha da berbat bir şey olur. Hocam bir kez daha tekrarlayalım mı orayı? 2025'e kadar bu beklediğimiz güneş patlamaları olursa, hı hı, boyutuna göre medeniyette küçük veya büyük çaplı çöküşler yaşanacak. Bu kesin yani artık. Çünkü en küçük patlamada geçen gün 6.3'te bile 8 saat boyunca bütün o İngiliz sömürgelerinin olduğu ülkelerde, Kanada'sından, Yeni Zelanda'sından, Avustralya'sından Amerika'sına kadar iletişim durdu. Kiminde 10 dakika, kiminde 20 dakika ama bir periyot halinde dalga dalga durdu. Ve bu 8 saat sürdü. Bu güneş patladığında, eğer patlarsa ki sevinelim, bizde de kısmi medeniyet çöküşleri olabilir. Belki de çok büyük bir medeniyet çöküşü olur. Ama olmazsa bu sefer güneş diğer bir döngüsüne girecek ve minimum seviyeye, hiç patlamayacağı bir hale gelecek. Güneşten aktiviteler, hüzmeler, dünyayı ısıtacak ekstra yükler gelmediği zaman bu sefer önümüzdeki tehlike okyanusların donmaya başlaması, sıcak ve soğuk su akıntılarının birbirini kaybetmesi ve arkasından da küresel çapta büyük bir mini buzul çağı ve buna volkanik patlamalar da eklenirse belki çok daha büyük bir tehlike, buzul çağı tehlikesi bizi bekleyecek. Yani inşallah gelecek yıl güneş patlasın diye dua mı edeceğiz şimdi hocam Temmuz'da? Orta şiddetli patlasın diye dua edeceğiz. Yüksek şiddette patlarsa? 5,5-6 milyar insan 13 gün içerisinde ölür. Kargaşadan, açlıktan, elektriksizlikten ya da otorite bozukluğundan. Bunu ben modellemedim. Bunu NASA'sından, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Ruslara kadar, herkes, Fransızlara kadar herkes modelledi. En iyi senaryo 4.2 milyar insan ölüyor. Çok ciddi alınması gereken bir dönemdeyiz. Evet, yine bir kıyamet. Yine bir kıyamet beklentisi.
Bu Allah-u Teala'nın kıyameti olmayabilir. Ama bundan önce belirtilen ölçüde büyük tokatlar hep atılmış. İşte Lut peygamberimizden Pompei'deki olaylara kadar düşünün. İnsanı uyarmak için bir sürü şey var. İşaret evet. var. Ama... Belki beklenilen bu büyük sıfırlama mı gerçekleşebilir hocam bu durumda? Zaten emperyaller tek başına bunu yapamazlar. Bunu bildikleri için bu dönemi kullanıyorlar. Yani bu dönemde olabilecekleri de yan yana denk getirip insanlığın zaten hala hazırda kendi başlarına nükleer silahlar ya da işte yalan demirlerle falan yapılamayacağını anladılar. Çünkü insan bir direnç gösteriyor bünye olarak ama bu tip bir şey küresel olarak ellerinde de olmadan yani kendi ellerine kan bulaşmadan doğaya yaptırırlarsa ve bunu tetiklerlerse ne ala bununla da uğraşıyorlar zaten. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler ve bize ayırdığınız zaman çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlerleyen günlerde inşallah sizi stüdyomuzda şöyle karşımda da görmek i̇nşallah. İsterim. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Hoşça kalın. Sağ olun. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.